Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Azerbaycan kötü bir haber. Laçin koridorunda bir Azerbaycan kahraman Türk askeri şehit oldu. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Bizler bir şehit olur bin doğarız. Ama ve lakin doğru bildiğimiz olan asla asla geri durmayız. Bu Laçin koridorunda nöbet tutan, görev yapan askerlerimizden, Azerbaycan kahraman Türk askerlerinden birine Daşnak sürüsü tarafından keskin nişancılarla saldırı gerçekleştirildi. Bu iş artık kökünden çözülmeli. Bu iş artık nerede kopuyorsa kopsun. Bu iş bizler tarafından iyiden iyiye böyle yüreğimize taş bağlıya bağlıya bir yere geldik. Bundan gayrı gelmemeliyiz. Ermenistan tarafı hemen acil olaraktan Azerbaycan'ı Rusya'yı işte zirveye çağırdı. Gelin bu konuyu görüşelim. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya başsavcıları üçlü zirve yapıyorlar. Bu iş olmaz. Bu işi kökünden çözmenin ortalığı cancık gibi yapmanın vakti gelmiştir. Hem bizim misak-ı milli topraklarımızda Suriye'de hem de hem de Azerbaycan'ın Misak'ı milli topraklarında Karabağ'da, Laçın koridorunda, Hankendi'de, Zengezur'da. Kok temizli arkadaş. Ortalık tertemiz olmalı. O vakitte yaklaşıyor. Sabır 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 taşı çatlat artık. O sabır bitiyor. Bekle ey küfar, bekle ey daşnak, bekle ey Türkiye kafa tutanlar. Topunuzu ezmeye, topunuzu gömçürtmeye geliyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Pakistan, Azerbaycan, Türkiye 3 devlet 1 millet. Tabi 4 devlet, 5 devlet, 6 devlet, 7 devlet 1 millet biliyorsunuz çok 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 daha geniş geniş oranlarda bizler çok devlet bir milletiz. Şimdi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. Sizlere bunun haberini daha önceki günlerde yapmıştım. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin Pakistan Başbakanı. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan birçok alanda iş işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor. Bunu da daha da arttıracağız. Pakistan'ı boş bırakmamalıyız. Pakistan'a hem Türkiye hem Azerbaycan hem Türk dünyası çok yakın ilişkiler gitmeliyiz ki Pakistan zangoç kafaların elinde oyuncak olmasın. Amerika'nın, Çin'in, onun bunun elinde oyuncak olmasın. Onun için Pakistan'la askeri, ekonomik, ticari her alanda ilişkilerimizi daha da arttırmalıyız. Oraya elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Öyle bir vakit gelecek ki dünyada Turan orduları, Türk orduları, Türk İslam orduları sefere çıktığında hepimiz bir ve beraber çıkacağız. Bu bağlamda hoş geldin Pakistan Başbakanı Can Kardeş Azerbaycan'a. İmran Han, Şap Abbas Şerif tabi arada siyasi gerilimler var. Bu gerilimleri elbet Türk devlet haklı Pakistan'da çözeceğiz. Pakistan'ın iç siyaseten de karışmasını bizler durduracağız ve dahi durdurmaya devam ediyoruz. İmran Han'a da selam olsun. Türkiye'nin dost kardeş ülkelerinden bir diğeri sevgili dostlar Arap uçbeyliğimiz Katar. Katar sevgili dostlar biliyorsunuz Türkiye'nin kara gün dostu, Türkiye'de Katar'ın kara gün dostu ve Katar hem Türk dünyasıyla hem de İslam dünyasıyla ayrı ayrı ziyaretler ve ilişkilerini geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde Türk dünyasını uzunca bir ziyarete çıkmıştı. Hatırlayın Kazakistan, Kırgızistan, Üzbekistan işte böyle dolandıydı. Ve şimdi ise nerede? Endonezya'da. Endonezya-Katar ilişkileri gelişmeye devam ediyor. Katar tüm Fransız savaş jetlerini, Miraj 2000'lerini Endonezya'ya sattı. Hoppa! <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Katar'ın elinde bulunan Miraj 2000 Fransız yapımı 12 adet Miraj jeti yaklaşık 800 milyon dolara Endonezya'ya satıldı. Güzel. Çok güzel. Katar alıyor. Kullanma Kullanma çok yok. Sadece tatbikat matbikat yapıyor. Ardından bunları dost ve kardeş ülkelere uygun fiyata satıyor. Bakın bunlar geniş ölçekli bir planlamanın adımlarıdır. Ve planlaması? Türk devlet aklı. Türk aklı bu planlamaları yapıyor. Geleceğin dünyasında Türk dünya düzeniyle beraber Türkistan dünya düzeni gelecektir ki bu noktada Katar kendisi küçük ama ekonomisi büyük ve Türkiye'nin dediğini yapıyor. Kapalı kapılar ardında bu planlamalar yapılmış mıdır? Türkiye demiş midir? Katar sen bu mirajları Endonezya'ya sat. Katar sen bu mirajları, rafelleri, onları bunları, Tayfun savaş jetlerini gel Türkiye'de tatbikat yapalım. İncine böncüne, dalağına böbreğine bir bakalım. Fransa bu savaş jetlerinden burnumuzun dibinde yarım akıllı, yarım etek zirtakileri de veriyor. E bir inceleyelim canım. Koralı, sancakları, ihalarımızı, siyalarımızı, cihalarımızı, savaş jetlerimizi, füzelerimizi, çakı çakmak, çakırlarımızı, atmacalarımızı daha nelerimizi nelerimizi bunlara göre tekrardan tasarlayalım tekrardan geliştirelim öyle mi Bizim gördüğümüz bin ama devlet aklımızın yaptığı bir milyon Elhamdülillah Türkiye, Katar Endonezya la Meharım böcü öyle böcük Cardın Yine Katar'la devam ediyorum. Katar Türkiye ile beraber ilişkilerini her tarafta arttırıyor dedim ya az önce. Eh bu bağlamda devam ediyor. Katar ve Libya Mısır'a 1.7 milyar dolar para aktardı. O para? Evet. Katar, Libya? Evet. Şaşırmayın. Eee Türk masasını boş yere her tarafta kurmuyoruz. Türkiye Mısır normalleşmesi son sürat devam ediyor. Türkiye Mısır normalleşmesi Katar. Katar zaten Mısır'la beraber normalleşmesini arttırıyor. Çünkü hatırlayın Mısır'da Suud'la Bahreyn'le Bahreyn'le beraber Katar'a ambargo uygulamıştı. Kahraman Daim Musaffer Türk ordusu Hemen nerede? Katar'da orada askeri üst kurduyduk. Türk ordumuzu oraya gönderdik ve ne oldu? Ahan da böyle. Mısır'ı, Baes'i, Suud'u, Bahreyn'i 3,5 yıl sonra hepsi geri adım attı geçemediler. Şimdi Mısır Katar ekonomik işbirliği artıyor. Bu Türkiye Mısır normalleşmesinin bir gereği ve getirisi. Katar bizden abi verebilir miyim Mısır'a para? Sen ne diyorsun? Tamam ver. Bu iş olacak Mısır sisi pisi pisi bak paralar geliyor akıl kullan öyle sağa sola çarçur etme gidip zangoç kafalılara yamyam Avrupa'ya ona buna yedirme he demiş miyizdir daha neler demişizdir neler. Türkiye Mısır normalleşmesi son sıra Türkiye Mısır Katar ve Libya Libya tarafından ise yaklaşık 900 milyon dolarlık bir katkı Mısır Merkez Bankası'na nasıl ya Libyanın parası var yok nasıl yok. Libya petrolde çok çok zengin ve bu satışlar geliyor. Libya Hafter tarafı tabi Trablus tarafıyla istişareli şekilde Libya'da da Türk masası kurduk. Bir tarafta Hafter diğer tarafta Trablus hükümeti Libya. Abdülhamit Beybe aynı masa etrafında kapalı kapılar ardında buluşuyorlar. Yakında açık bir masada Türkiye Hafter Abdülhamit Beybe Libya masası geniş ölçekli dünyaya gösterilecektir. Mısır'la normalleşme, Mısır'a para aktarımı, Türkiye'nin onayıyla Libya'dan ve Katar'dan. Sayın Erdoğan yakın bir zamanda Mısır'a gider mi? Gideceğe benziyor. Vakit yaklaşıyor. Ha bir bakmışsınız ki Sisi çıkıp gelir. Olur mu? Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz deme. Devam. Türkiye'den Tayvan'a ambargo. Ne? Bir dakika. Yanlış duymadınız. Aman kulaklarınız yanlış duymadı. Bilal Feyza doğruyu söyledi. Türkiye Tayvan'a silah ambargosu koydu. Hop. Ba <laughs> ya bu ne çıktı? Ambargoyu her zaman biz yiyorduk. Şimdi biz dışarıya ambargo mu koyuyoruz? Evet, aynen öyle sevgili dostlar. Peki ne oluyor? Türkiye niçin Tayvana ambargo koydu? Türkiye sevgili dostlar Tayvan'ın denizaltılarında donatmak istediği çok özel, kritik Aselsan yapımı Aselsan Zoka karıştırma ve aldatma sistemini bu torpidolar giderken aklı karışıyor, beyni karışıyor, rotayı değiştiriyor. Gidip denizaltını vurmuyor, başka yere gidiyor. Aselsan'ın yaptığı zokalar özetlen böyle bir şey. Bu sistemden talep ediyordu Tayvan ama Türkiye hayır Tayvan kusura kalma sana Aselsan'ımızın geliştirdiği zoka, akustik karıştırma ve aldatma sistemlerini veremem, satamam dedi. Hoppa. <laughs> ASELSAN'ımızın geliştirdiği bu Zoka torpido aldatma sistemini adeta bir silah sistemi. Bunu dünya peşinde koşuyor. İstiyorlar ama herkese yok diyorum ya. Sadece önce kardeş ülkelere, ardından dost müttefik ülkelere. O kadar. Herkese de yok. Çünkü bu teknoloji dünyada sadece birkaç ülkenin elinde bulunmakta. Tayvan ısrarla bunu bizden talep ediyordu, istiyordu. Son cevap Türkiye'den Tayvan'a geldi. Heh, -e, veremeyik, Pardon denildi. Zoka'ya isteyen Tayvana zoka muha yok <laughs> zoka'ya geldiler. Ne oluyor? Şimdi şunu diyebilirsiniz, Türkiye niçin Tayvana zokayı satmadı? Niçin böyle bir anda Tayvana? ambargo koyduk. Tayvan biliyorsun sevgili dostlar ismi daha önce sık sık Çin'in işgal girişimi üzerinden geçiyor ve diğer taraftan Amerika'nın Tayvan'da üstlenmesi, Tayvan'da ortalığı karıştırması, bu bağlamda bölgede daha da büyük gerilimlerin gelecek olması bakımından ben sizler bu haberi devamlı surette aktarıyordum. Çin diyordu ki Tayvan benimdir. Amerika diyordu ki Tayvan senin değildir. Gelip alamasın. Zıhı ise gel al diyor. Bunu anlatıyorum sizlere çok çokçadır. Türkiye'nin Tayvan'a red cevabı vermesinin aslında arka planda şu yattığı iddia ediyor. Türkiye, Çin savunma sanayinde birçok alanda işbirliklerimiz oldu. Olmaya da devam ediyor anlaşılan. Özellikle füze alanında, roket alanında birçok işbirliğini geçmişte yaptık. Bugün dahi yapmaya devam ediyoruz. Bir çerçeve, bir pencere gözüküyor. Hani şunu dedik bir nevi. Ey Amerika, ey Çin, ey Çan Çin Çon, ey Johnny. Yiyin birbirinizi. Bizi karıştırmayın. Ne haliniz varsa görün. Çünkü biz kendi yolumuza bakıyoruz. Türk Birliği, Türkistan Birliği. Sizlerin zayıflaması bizim menfaatimize canım. Ha şunu da diyenler çıkabilir. Ya Bilal Feyza ambargo uygulayacak başka bir ülke bulamadık mı? Şimdi Türkiye çip sıkıntısı yaşayacağız. Bu da bizim için büyük bir kayıp olabilir. Tayvan biliyorsunuz dünyadaki çipin dörtte üçünü üretiyor neredeyse. Büyük çok büyük bir rakam. Şunu hassasiyetle söyleyebilirim. Demek ki Türk Devlet Haklı şunu açık ve net uyguluyor. Çipten daha önemli kazancımız var Çin'den. Öyle mi? Demek ki Çin bize çipten daha değerli şeyler mi veriyor? Daha değerli teknolojik bilgiler mi aktarıyor? Bilemeyeceğiz. Ama belakiin bir şeyler var. Hepsi bir yana sevgili dostlar. Bizim bu silah sistemlerini, bu teknolojik sistemleri üretip dünyaya kapımızda süründürüp ve sonra onlara red cevabı verip ambargo uygulamamız, bu silah sistemlerini satmamamız bile başlı başına çok 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 büyük bir başarı. Elhamdülillah. Tüm mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, çalışanlarımızın bu işte en küçük karınca kararı bir katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakıp Türkiye'miz için, al bayrağımız için, vatanımız için, misak-ı için, ilahi kelimetullahımız için bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, ilerlemeye devam. Hakan Fidan İtalya'da. Hakan Fidan yaptığı hareketle tüm dikkatleri üstüne çekti. Ne oluyor? Bir dakika. <laughs> ne diyorum? Bilal Feyza. İtalya eski başbakanı Berlusconi biliyorsunuz hayatını kaybetti. Panga, o bir tarafa gitti. Şimdi bu Berlusconi hayatını kaybetti. Bunun bir cenaze töreni var ve tüm devletlerden temsilciler katılıyor. Başkan seviyesinde, işte başbakan seviyesinde, dışişleri bakan seviyesinde, büyükelçi seviyesinde katılımlar var. Türkiye'de dışişleri bakanları seviyesinde İtalya'daki bu törene, cenaze törenine katıldı. Hakan Fidan İtalya'da törende yerini aldı. Ama belakin bir fotoğraf karesi basına yansıdı. Yansıdı, ortalık kalktı kalktı oturdu. <laughs> vay arkadaş vay. Şimdi ben sizlere bu fotoğrafın dikkat çeken unsurlarını Bilal Feyza gözüyle, Bilal Feyza lisanıyla sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Cenazeye katılanlara şu fotoğrafı önce şöyle bir yaklaşalım. Bilal Feyza bir yorulmasın canım. Önde İtalya Başbakanı Meloni abla. Eli böyle ağzında düşünceli böyle. Herhalde Macron'u düşünüyor Fransız Başkanı. Sen bu cenaze törenine gelmesin ha ben sana yapacağımı bilirim. Ey Macron ey Jardin Macron mu diyor Meloni abla. Der mi? <laughs> der der. Melon Aplan'ın hemen arkasında Macaristan ve Arnavutluk uç beyleri Edirama ve Viktor Orban. Baya böyle koyu bir muhabbetin içindeler. Acep ne konuşuyorlar ki? Ne mi? Ya hemen şöyle yanımızda Hakan Fidan var. Hı? Onunla şöyle biraz daha muhabbete mi girsek diyorlar. Yoksa Hakan Fidan bizim her şeyimizi biliyor mu diyordur. <laughs> derler derler. Ve salondaki herkes aval aval sağa bakarken, sola bakarken, yukarı bakarken, aşağı böyle bakarken, boş boş bakarken bir çift göz kartal gibi ortalığı kesiyor. Kurt bakışlı bakışlarla gayet net vakur bir duruşla böyle duruyor. Kurt bakıştı. Hakan Fidan Reis salonda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan basını ve Yunan basını bu haberi adeta Hakan Fidan orada nereyi kesiyor, neleri düşünüyor, nasıl bir plan kurguluyor diye manşet yaptılar. <laughs> vay cingozlar vay. Herkesin merak ettiğini Hakan Fidan içinden geçiriyordur. Ne mi? Berlusconi iyi bilirdik. Her şeyini bilirdik. Devam. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan çok kritik bir açıklama geldi. Türk dünyasını ilgilendiren esasen öncelikle Türkiye ve Can kardeş Azerbaycan'ı ilgilendiren çok kritik bir açıklama, bir mesaj. Ne mi? Sayın Erdoğan yaptığı açıklamada Azerbaycan ile hem ekonomik hem de siyasi olarak entegrasyon üzerinde çalışıyoruz, bunu planlıyoruz dedi. Bum 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 bum. Biz buna Türk Birliği diyoruz. Biz buna Türkistan Birliği diyoruz. Hele ki bir düşünün. 20 milyonluk hatta ki İran'da Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimizi koyarsanız 50-60 milyonluk bir Azerbaycan. Diğer tarafta 90-100 milyonluk bir Türkiye. 150 milyonluk dev bir ekonomi, dev bir ordu, dev bir güç. Elhamdülillah. Türkiye, Azerbaycan birçok alanda bunlar hayal mi? Hayal demeyin. Hayal olanları hayata geçiren bir gücümüz var. Bir tarafta Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev. Diğer tarafta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir ve beraber yapılamaz denilenleri yapıyoruz. Karabağ, daha birçok alanda öyle hamlelerimiz var ki, bekleyin diyorum ya sizlere, o vakit artık net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Her şey hayal kurmakla başlar, bizler bu hayalleri hayata geçiriyoruz Allah'ın izniyle. Bu bağlamda Türkiye, Azerbaycan, siyasi, ekonomik, askeri, ticari birçok alanda bir ara. Bu yapılacak olan yeni bir anayasa çerçeve etrafında olabilir. Belki Türkiye, Azerbaycan bir federasyon çatısı altında çok güçlü bir yapı ortaya çıkabilir. Başka bir antlaşma, başka bir değişim ve dönüşümün yolunun açılacağı bu mesajda bizlere gösteriliyor. Türkiye, Azerbaycan'la artık tamamen ama tamamen öyle bir güç delik oluşturacak ki ortalık kalkıp kalkıp oturacak. Sağımızda solumuzda bize diş bileyenler gelip tek tek bu eli öpecek. Ha Ermenistan hiç katmıyor bile zaten Paşinyan hazır bizim Nikol Paşa o bize lazım dursun kenarda. Birçok alanda Türkiye Azerbaycan Sayın Erdoğan çalışmaların kapalı kapılar ardında başlatılacağını resmen duyurdu. Elhamdülillah diyelim yeni bir Cihan İmparatorluğu geliyor. Çok büyük Osmanlı'dan daha da büyük olacak Allah'ın izniyle. Büyük Türkiye Devleti büyük Birleşik Türk Devletleri. Elhamdülillah. O zaman durmadan çalışmaya, ilerlemeye, bir ve beraber olmaya devam. Bizler... Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen milletler haydin ileri daim ileri yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun